Kornişlerimizdeki küçük kırıklardan dolayı perdelerimizin sürekli aşağı düşmesi çok can sıkıcı oluyor. Kornişin tamamını değiştirmek zor ve maliyetli bir iş. Ayrıca ustalar tek korniş değişimine pek gelmek istemiyorlar. Kornişi yenisiyle değiştirmeden basitçe ve çok cüzi bir maliyetle kendinizin nasıl tamir edeceğini göstereceğim. Ve siz de bu sıkıntıdan kurtulacaksınız. Evet arkadaşlar, herkese merhaba, ben İsmail Çınar. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm yeni bir video ile karşınızdayım. Daha düzgün çekim yapabilmek için küçük bir kornişi masa üzerinde tamir edeceğim. Gördüğünüz gibi tırtıklı meyve bıçağı ile kırık bölgenin köşelerini düzeltiyoruz. Siz de bu işi tavandaki kornişi çıkartmadan yapabilirsiniz. Perde düğmelerinin takılabilecek yerlerini düzeltip bir takiben zımpara ile zemini yapıştırmaya hazırlıyoruz. Kalem ile işaretlediğimiz bölgenin ölçüsünü alıyoruz. Ölçüsünü aldığımız bölgeye dondurma kutusu plastiğinden oraya uygun parça kesiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hazırladığımız parçayı herhangi bir yapıştırıcıyla, çabuk yapıştırıcı olabilir, Japon yapıştırıcısı olabilir ya da balley olabilir. Elimizde ne varsa o yapıştırıcı ile parçayı o bölgeye yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çabuk yapıştırıcının önce bir yüzeyine jelimizi sürüyoruz. Diğer yüzeyle de spreyi püskürtüp yapışmayı sağlıyoruz. Parçayı jelin üzerine koyup 10-15 saniye bekledikten sonra yapışma işlemi tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kornişin kırık bölgesini yapıştırıp tamir ettik ve artık korniş düğmelerimiz buradan çıkmayacak. Rahatlıkla çalışacak. Şimdi test edeceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi perde düğmelerimiz o kırık bölgeden düşmüyor ve istediğiniz gibi çalışıyor arkadaşlar. Biraz zor ve yorucu oluyor ama emeğinizin karşılığını aldığınızı göreceksiniz. Bu şekilde bir çalışmamız daha bitmiş oluyor. Herkese hayırlı günler dilerim. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.